Mutlu yıllar derincesi. Bugün Serhat'la yine Kızılay'dayız ama bu sefer mecburiyetten değil. Geleneği devam ettirelim istedik. Bir şey güzelse neden devam ettirmeyelim, değil mi? O yüzden yine Simit Sarayı'nda aynı masalara geçtik ama kruvasan diye yedirdikleri bir böreğe 70 lira bayılınca tadımız, keyfimiz, tuzumuz, her şeyimiz kaçtı. Dedik ki ya kocaman Kızılay, daha iyi başka bir yer bulabiliriz herhalde, değil mi? Bence de buluruz. Sonra bulamadık. Şimdi o yüzden tıpış tıpış Simit Sarayı'na geri dönüyoruz. Yine bir şeye 70 lira bayılacağız, hayırlısı. Bugünkü konumuz pi'yi hesaplamanın çok ilginç bir yöntemi. Ama bu video aynı zamanda geçen gün yüklenen videonun da, yılbaşı videosunun da ikinci bölümü. Çünkü anlatacağımız bu teoremin ispatının tamamlanması için önce yılbaşı teoremini bilmeniz gerekiyor. Özellikle o yılbaşı teoreminin sonraya bıraktığımız yeganelik kısmını bilmeniz gerekiyor. İnanılmaz bir bağlantı göstereceğim şimdi sana Serhat. Hele bir Simit Sarayı'na geçelim. İnanılmaz bir bağlantı. Ya bir de abi benim halime bakar mısın? Niye kurtulun? Ne yapıyorsun? Abi fırsatı değerlendireceksin, doğaçlama yapacaksın. Abi bir de bir an önce geçebilir miyiz ya? Benim düştüğüm halime bak, hokkabaz gibiyim abi. Şıngıraklı bir maymun gibisin Serhat. Şıngıraklı bir maymun. Abi şuradan kahverengi kağıdı çıkartayım mı artık? Bence de bile ya. Ya arkadaşlar bir de ücretimi vermiyor. Bu görüntüde konuşalım. Bu görüntüde üstün Ankara deneyim. 120 desibel. 8 olduğu gibi kapattılar. Hiçbir şey çekemedik. Ve sonra dedik ki bizi gece yarısına kadar hem besleyecek hem de koruyup kollayacak bir mekan varsa o da Ulus'tadır, hamam önündedir. Şu anda Ankara'yla hamam önüne gidiyoruz. Orada eminim bizi sevecek, bizi kollayacak, koruyacak bir mekan buluruz. Yani buna o kadar eminim ki. Evet, çekime başladığımızda tarih 2 Ocak'tı. En son aldığımız kaydın üzerinden de bir 4 saat falan geçti. Şu an 1'i 10 geçiyor ve tahmin edin neredeyiz? Bir gösterir misin Serhat? ODTÜ Matematik'teyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Zamanında ODTÜ'ye gidemediğiniz için Kızılay'da video çekmişsiniz. Şimdi Kızılay'a gidemediğiniz için mi ODTÜ'de video çekiyorsunuz? Evet, tam olarak bunu yapıyoruz. Var mı başka soru? Bence yok. Başka soru yoksa hadi yavaş yavaş biz işimize geçelim. Ben sana hesap makinesini açayım. Bu arada açayım. Önceki videoda demişsiniz Serhat çözemiyor. Bundan sonra hesap makinesi kullanıyorum. Yani artık bilmiyorum. Hani daha ne kadar dur. Size layık olabilirim. Şimdi Serhat, şuradan başlayalım bak. Senin için basit başlıyorum. Tamam. İlk eşitliğimiz. Şöyle şuraya yazayım. 1 eşittir 1 diyorum. Doğru mu? Doğru. Buraya kadar her şey tamam mı? Tamam tamam. Tamam şimdi. 1'den 1 bölü 3 çıkart. 1 bölü 3 çıkarttım. 2 bölü 3 diye bir sayı oluyor. Bu da 0.66 eşit. 0.66 küsür diyorsun. Evet tamam şimdi. 1 bölü 3'ü çıkardın. Sonra 1 bölü 5 ekle o sayıya. 1 bölü 5 ekleyeceğim. 0.86 diyor. 0.86 küsür. Tamam şimdi. 1 bölü 7 çıkar. Bir sonraki adımı tahmin edebiliyor musun? Bir dakika. 1 bölü 9 mu ekleyeceğiz? Aynen öyle yapacağız. 1 bölü 9. Bunu da bir hesaplatsana. Hesaplatayım hocam. 0.834920. 83.49.20. Değil mi? Tamam. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Bu sayıyı 4 ile çarpacağım ve olacakları hepiniz göreceksiniz. Doğru mu yaptım? Bir kontrol eder misin? Evet. Çünkü çok doğru olmaması gerekiyor gibi hissettim de. Tamam doğru ya. Şimdi bak böyle olunca çok bariz gözükmüyor olabilir. Çok şaşırtıcı bir şey gibi gözükmeyebilir ama bak bu işlemleri şöyle devam ettirdiğinde sonsuza dek tek sayıların çarpmaya göre terslerini bir ekleyip bir çıkartıp bir ekleyip bir çıkartıp gidince bu sayı da neye yaklaşıyor biliyor musun? Pi'ye yaklaşıyor. Lütfen şaşırmış gibi yapar mısın? Nasıl yani? Pi'ye yaklaşıyor. Pi aynen. 3, yani bak, real bak 3,14 olan sayı var ya bak 3,33 tam çok yakın gözükmüyor olabilir ama valla yeminle yaklaşıyor 3,14. Oh my god.
Şaşırdığın için teşekkür ederim. Bu şu anlama geliyor abi. Pi'yi hesaplamanın bir yolu pi'nin çeyreğini hesaplamak. Onun içine 1 ile başlıyorsun. Bir sonraki tek sayı 3. 1 bölü 3'ü çıkartıyorsun. Bir sonraki tek sayı 5. 1 bölü 5'e ekliyorsun. Sonra 1 bölü 7'yi çıkartıyorsun. Sonra 1 bölü 9'a ekliyorsun. Sonra 1 bölü 11'e çıkartıyorsun vesaire. Ve bu sonsuza dek gidiyor. Bu sonsuza dek gittiğinde elde ettiğin sayı da pi bölü 4'e eşit. Çok acayip değil mi? Nasıl oluyor bu? Şimdi nasıl oluyor? Bugün onu anlatacağız zaten. Bugünkü videonun konusu o. Bu arada bu çekim alırken hiç saatten bahsettik mi? 1.13. 1.13 ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Gözlerdeki kızarıklıktan belli oluyordur zaten 1.13. Evet. Bu arada son çekimi alalı 4 saat değil 5.5 saat olmuş. Aha. Bir de hala abone olmayanlar var biliyorsunuz. Şimdi videonun devamını da anlatacağım diye düşünüyorum. Unuttum. Unuttum. 5.5 saat geçmiş. Unuttum yani. Bundan sonra ne anlatacaktım yani? Şimdi yılbaşı videosunu izleyip oradan buraya gelen arkadaşlar bunu görünce şey demiş olabilir. Hani yılbaşı teoremi nerede? Bunun yılbaşı teoremiyle alakası ne? Diye soruyor olabilir. O yüzden onlar üzülmesin diye yılbaşı teoreminin ne olduğunu da ufaktan anlatalım. Diyelim bir asalımız var. P ile gösterelim. Ve bu asal sayı a kare artı b kare formunda ifade edilebiliyor. Bazı AB tam sayıları için. Öyleyse bu P sayısı 4K artı 1 formunda olmak zorunda. Tabi burada P bir tek asal sayı olsun. Lütfen 2'yi hariç tutalım. 2 ile uğraştırmayın kimseyi. Tamam, uğraştırmayalım. Aha. Eğer ki böyle bir ifade varsa P 4K artı 1 formunda olmak zorunda. 4K artı 3 olamaz. Ve eğer bize verilen P tek asalı 4K artı 1 formundaysa kesinlikle böyle bir gösterim var. Ve eğer siz burada A ve B'yi pozitif alırsanız sonuçta A yerine eksi A koysan eşitlik değişmeyecek. Ve A ile B'nin yer değiştirmesini de ihmal etseniz yani A ile B yer değiştirdiğinde farklı bir ikili elde etmiş gibi davranmazsanız eğer, öyle bir şaklavanlık yapmazsanız, o zaman size 4K artı 1 formunda bir asal verildiğinde tek türlü mümkün. Bu şekilde bir ikilinin olması. Hani böyle bir ikili var, bir tane var. Sadece bir tane var. Çok iyi. Şimdi biz bir önceki videoda, yılbaşı videosunda 4K artı 3 formundaki asallar için böyle bir şeyin olamayacağını ispatladık. 4K artı 1 formundaki bir asal için olacağını da İnanılmaz bir metotla ispatladık. Hani geometri kullanarak ispatladık. Çok acayip bir bağlantı kurduk. Ama videonun sonunda ben bu bulunan çözümün yegane olduğunu yani bir ve yalnızca bir tane böyle yazımın mümkün olduğunu ispatlamaya giriştim. Bunda başarılı olduğumu sonra o videoyu fazla uzatmayalım diye onu ikinci bir videoya vakfetme kararı aldık. O ikinci video bu ikinci video işte. Ne alaka pi'yle? Çünkü hocam bu eşitliği ispatlamak için ne yapacağız biliyor musunuz? Yılbaşı teoremini, özellikle o yeganelik kısmını kullanacağız. Manyak bir şey yapacağız. Muhteşem bir bağlantı yani. Bu teoremin ispatını geometriyle yapıp, bak sayılar teorisinden bir ispatı geometriyle yapıp, sonra bu sonucu bir analiz formülünü, bir sonsuz serinin pi bölü 4'e eşit olduğunu ispatlamak için kullanacağız. Manyak bir şey başlıyor. Hazır mısın Serhat? Valla ben hazırım. Ben de hazırım. Ama şimdi o manyak bir şeyi göstermeden önce şu eşitliğin ispatının en sıkıcı versiyonunu göstereceğim. Yani bununla yapılabilecek en sıkıcı ispatı göstereceğim. Bak şimdi bunlar genel olarak 1 bölü n formunda terimler değil mi? Aynen. 1 bölü n formunda terimler. Şimdi sen 1 bölü n sayısını nasıl elde edebilirsin biliyor musun? Şöyle elde edebilirsin. Bir integral düşün, tamam mı? Ben de düşünüyorum bir yandan. Evet ya derince senin sevdiğin matematik kanalı. Ağlamaya devam edeceğim. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Bu ne olur ne olmaz elimize dursun. Çok mu rezil olmuşuz, az mı rezil olmuşuz ona göre karar veririm. Ben bu şeyi baştan anlatacağım. Burada yaşanan şeyler hiç olmamış gibi davranalım. Tamam. Ben her şeyi sağlıklı, temiz bir kafayla baştan anlatıyorum. Bak şimdi. Bu toplamdaki bütün terimler 1 bölü n formunda değil mi? Evet. Şimdi bu 1 bölü n formundaki terimleri integralle ifade etmenin bir yolu var. 1 bölü n neye eşit aslında biliyor musun? X üzeri n-1 fonksiyonunun
X'e göre. X'e göre. X'e göre bir sıfırdan bire integrali. Neden? Çünkü bak, bu integrali almaya çalışsam, bunun belirsiz integrali x üzeri n bölü n değil mi? Aynen. Şimdi bunun sıfırdan bire farkını alırsam, 1 koyduğunda 1 bölü n, 0 koyduğunda 0, 1 bölü n geliyor gerçekten. Aynen. İşte sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Şuradaki tüm terimleri teker teker bu integralin cinsinden ifade edersem ve sonra onları tek bir çatı altına toplarsam. Mesela bu bağlamda 1'i ifade etmek 1, 1 bölü 1 değil mi? Evet. Bu mesela neyin 0'dan 1'e integralı oluyor? Direkt x üzeri 0 yani 1 dx diyelim buna. Sonra eksi 1 bölü 3 mesela neyin integrali oluyor? 0'dan 1'e eksiyi içeri attım. X kare yani eksi x karenin 0'dan 1'e integrali. Sonra şu 0'dan 1'e x üzeri 4'ün integrali vesaire. Şimdi bu terimlerin hepsini aynı integralin parantezine alırsan şu ortaya çıkacak. 0'dan 1'e 1 eksi x kare artı x üzeri 4 eksi x üzeri 6 artı x üzeri 8 vesaire bu ifadenin sonsuza dek giden integralin ifadesi çıkacak. Bunun sonsuza dek gitmesi bir sıkıntı değil. Çünkü 0 ile 1 aralığında bu serinin yakınsadığını biliyoruz. Şimdi alalım bu integrali. Şu ifadenin, sonsuza dek giden ifadenin şu şekilde yazılabildiğinin farkına var. X karenin sıfırıncı kuvveti, eksi x karenin sıfırıncı kuvveti artı eksi x karenin birinci kuvveti artı eksi x karenin ikinci kuvveti vesaire. Yani sabit bir reel sayım var. Sabit dediğim x'e göre sabit. Bu arada d eksimi unutmamalıyım. X verildiğinde x'e göre sabit bir ifadem var, bir sayım var. Bunun tüm doğal sayı kuvvetlerini alıp topluyorum. Aynen. Bunun şu şekilde ifade edilebileceğini bilenleriniz vardır. Zaten bilmiyorsanız bu ispat muhtemelen size göre değildir. 1 bölü 1 artı x kare. Arc tanjant x. Ezber tayfa. Evet. Ezber evet. Tayfa. Evet. Bu evet. Bunun integrali arc tanjant x. Eyvallah da. Ya ben böyle temel integrallerin ezberlenmesinden çok haz etmeyen bir insanım. Genel olarak integrallerin ezberlenmesinden. Genel olarak Wolfram Alpha varken elle integral çözmekten hiç haz etmeyen bir insanım. O yüzden bari en azından şu güzel integrale saygısızlık olmasın diye. Bak mesela bu integralin şunun, şu fonksiyonun, belirsiz integralinin arc tanjant x çıkmasının ardında yatan hikaye henüz tam hakim olmasam da eminim muhteşem bir şeydir. Hani arc tanjant fonksiyonunun ne olduğu, aslında ne yaptığı, birim çember üzerinde nasıl bir davranışa karşılık geldiği hakkında inanılmaz fikirler veren bir şey olduğuna eminim. Ama şimdi o muhteşem hikayeye herhangi bir şekilde şahitlik etmek yerine ne yapacağız abi? Şurada basit bir dönüşüm yapacağım. X eşittir tanjant u diyeceğim. Hani mesela x eşittir tanjant u dönüşümü neden faydalı bir dönüşüm? Ben şahsen henüz bunu bilmiyorum. Öğreneceğim. Bir gün öğreneceğim bunu. Çok da merak ediyorum. Ama hani bence bir insan x eşittir tanjant u dönüşümü neden faydalı? Ya da bunun integrali harbiden neden birim çember üzerinden düşündüğünde neden arc tanjant? Yani bunu anlamadan analize dair hiçbir şey anlamış değildir yani. Sadece hesap makineliği yapıyordur bence. Ben de buna dahilim. O yüzden bir şey diyemiyorum ama çok rahatsız edeceğim. Neyse bak. X'i tanjant u alırsam. Dx tanjantın türevi. Sekant kare u. Sekant diyen dillerini. Bunu al. Bunu al abi. Bunu al. Sekant fonksiyonundan nefret ediyorum. Kosekanttan da nefret ediyorum. Kotanjanttan da nefret ediyorum. Ne kadar gereksiz şeyler ya. Oğlum bir insan niye şöyle bir fonksiyon tanımlar ya? Secant x eşittir 1 bölü cos x. Ulan buna ben nerede ihtiyaç duyabilirim? Ne dedin abi? Secant x'in karesi dedin değil mi? Tamam. Neyse. Tamam. İyi ki secant dedim bu arada. Aha. Tanjantın türevini de abi hemen alalım. Tanjant normalde sinüs bölü kosinüs. Şimdi birincinin türevi kosinüs. Bak S bölü C'nin türevini alıyorum. Tamam mı? Birincinin türevi kosinüs. İkincinin kendisi kosinüs. C, C, ne? Neyse sonra çıkartıyorum. Bu sefer birincinin kendisi, ikincinin türevi de eksi sinüs. S, eksi S. Altta da kosinüs kare. Bu da
Kos kare artı sin kare bölü kosinüs kare. Bu da bak 1 bölü kosinüsün karesi. Bak normal insan gibi yazıyorum. Sekant mekant. Ya normal insan demesek güzel olur gerçekten. Normal matematikçi gibi yazıyorum bak. Bir bak mesela şeyde yazmıyorum. 1 bölü kos kare u diye de yazmıyorum. Çünkü ben buna baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Bu benim aklıma direkt şeyi getiriyor. 1 bölü kos kos u. Ben hani buna bakınca aklımda canlanan ilk şey bu. Bu notasyonu da hiç beğenmiyorum ama buna yine saygı duyuyorum. Bunun yine saygı duyulacak bir tarafı var. Sekantın yok. Kosekantın hiç yok. Neyse. Oğlum sekant demişler bir de kosekant demişler öyle biliyor musun? Neyse. Tamam. Peki sekantın bir bölü kosinüs olup kosekantın bir bölü şey sinüs olması hakkında ne düşünüyorsun? Çok komik değil mi? Yani sinüslü olan şeyde ko var, kosinüslü olan şeyde ko yok. Boş ver. Hiç sorgulamayacağım. Neyse şimdi bu dönüşümü yapıp bu integrali aldığımda ne çıkıyor? Şimdi tan kare bunu s bölü c diye yazarsam 1 bölü 1 artı s kare bölü c kare diyeceğim buna direkt. Dx yerine de bunu yazıyorum abi. 1 bölü cos u'nun karesi du çıktı değil mi bu integral? Aynen. Ondan sonra bak şurada bunu c kareyle cos kareyle genişletirsen paydaya cos u'nun karesi geliyor. Payda da sin kare artı cos kare 1. Yani şu ifade aslında kocaman bir cos u'nun bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Neyse bu ifade kocaman bir cos u'nun karesiymiş tamam mı? Cos u'nun karesi 1 bölü cos u'nun karesi sadeleşiyor. Ne kalıyor abi geriye? 1'den 0'a direkt 1 du. Şimdi bu da bana şeyi vermiyor mu? Bunun integrali olarak. Şunu yeni bir yere mi taşısak? Şuraya taşıyacağım bak. 0'dan 1'e 1 du integrali. Şimdi u'yu buradan geri çekmem lazım. X eşittir tanjant u'ysa u arctanjant x demek değil mi? Bak burada u'nun aslında arctanjant x olduğu bilgisini kullanırsam bu direkt bana şey vermiyor mu? Arctanjant 1 eksi arctanjant 0. Aynen. Öyle değil mi? Şimdi arctanjant 0 zaten 0. Arctanjant 1 kaç? Sinüsüyle kosinüsü birbirine eşit olan bir açı arıyorum aslında. Pi bölü 4. Radyan cinsinden pi bölü 4 çıktı mı? Şimdi bu pi bölü 4 diye bulduğum şey benim ne aslında? Şu ifadenin integrale dönüştürülmüş hali değil mi? Aynen öyle. Bu ifade gerçekten pi bölü 4'e eşitmiş. Evet. Şimdi bak. Bu bir ispat. Eyvallah. Bitti. Eyvallah. Bu bir ispat. Ama bu ispat bence inanılmaz sıkıcı bir ispat. Neden bu inanılmaz sıkıcı bir ispat? Çünkü birincisi burada ben 1 bölü 1 artı x kare fonksiyonunun ne olduğunu ve bunun arctanjantla hakiki ilişkisinin ne olduğunu anlamadan sadece ucuz bir dönüşüm yapıyorum. Adeta tesadüfen bu buna eşit çıkıyor. Hani ben burada 1 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7 diye giden bir serinin pi bölü 4'e eşit olmasının nedenini anlamıyorum. Sadece diyorum ki he doğruymuş tamam. Okey. He kaka elem oğlum diyorum geçiyorum hayatıma devam ediyorum. Pi dediğin sayı şunun çevresinin çapına oranı değil mi? Evet. Hani bir çemberin çevresinin çapına oranıyla şu integrallerin burada yaptığımız işlem adımlarının hiçbir alakası var mı abi? İşte beni rahatsız eden de bu burada. Hani bu eşitliğin anlamına dair bir şey vermiyor. Bu bir doğruluk sertifikası arkadaşlar. Bu bir ispat eyvallah ama bu bir doğruluk sertifikası. Evet bu doğrudur diye bu teoremin üzerine yapıştırabileceğiniz bir şey. Ama bu size bu teoremin neden doğru olduğunu anlatmaz. Bu seriyi ben neden bir integral formuna yazayım ki durduk yere? Manyak mıyım? Ben kaşınıyor muyum? Niye böyle bir şey yapayım? Ben her seriyi gördüğümde onun terimlerini belirli integral olarak mı ifade edeceğim? Normalde yaptığım bir şey mi bu? Hayır. Hani bu gökten indi. Sonra bu gökten indi. Bu gökten indi. Her şey gökten indi burada. Eğer ki siz bu serinin neden pi bölü 4'e eşit olduğunu hakiki bir şekilde anlamak istiyorsanız o zaman başvurmanız gereken yer Fermat'ın yılbaşı teoremi. İşte bu yüzden bugün burada toplandık. Efsane bir şey anlatacağım şimdi. Bunu anlatacağım ama bunu kareli bir defterin üzerinde anlatmam daha iyi olacak. O yüzden bir kareli defter alıp geliyorum şuradan. Pergeli de alıyorum. Evet. Rastgele bir sayfayı açayım. Güzel. Şimdi bunu şurada belirteyim öncelikle. Bu ispatın
köken aldığı nokta şu. Bir çember verildiğinde bu çemberin alanı, şöyle bir çember çizeyim, bu çemberin alanı pi r kare diye hesaplanmıyor mu? Evet. Hı hı. Şimdi o zaman pi'nin tanımı aslında şu şekilde de yapılabilir. Pi bir çemberin alanının r kareye olan oranına eşit. Evet. Şimdi şöyle bir şey vereceğim. Burada aslında alan yaklaşık olarak, eğer ki siz bu çemberi bir kareli düzlemin üzerine çizerseniz, bunun içindeki birim karelerin sayısına eşit değil midir? Yaklaşık olarak. Hemen. Aha. Ve bu r büyüdükçe gitgide daha da doğru hale gelen bir gözlem olur. Çünkü r'ye oranla birim karelerin oranı gitgide küçülür. Zaten normalde siz bir çemberinin alanının hesabını formal bir şekilde ispatlayarak yapmak istiyorsanız bu eğrinin integralini alırsınız. Bir alan integrali almak da aslında onun içinde mümkün olduğunca küçülmüş, sonsuz küçülmüş birim karelerin sayısını hesaplamak demektir. O yüzden r büyüdükçe gitgide doğru olacak bir yaklaşık değerden bahsediyoruz burada. Bunu nr ile göstereyim. N, number'ın n'si. Neden? Çünkü çok şeyim yani, çok İngiliz öğrencisiyim. Numero'nun n'si desem ama öyle olmazdı değil mi? Numero kardeşim. Numero. Burada bir r verildiğinde r yarı çaplı çemberin içinde kaç tane birim kare olduğunun sayısı olacak buradaki n? Pay da zaten r kare. O sabit bir şey. Şimdi bunun kare düzlem üzerine bazı örneklerini yapalım. Şey yapalım. Bir koordinat sistemi. Koordinat sisteminin merkezi şurası olsun mu ya? Çok tatlı. Olsun. Yarı çapında mesela 5 birim olsun mu? Ben de genelde 5 birim çiziyorum. Aynen, çok tatlı. Ya 4 tamam. Ya 5. Bak burası koordinat sisteminin merkezi. Şöyle elimi çok kaydırmadan bir x ekseni, y ekseni çizmeye çalışayım. Şöyle. Böyle. Bence gayet güzel oldu. Pişirdim bence. Pişirdim. Nasıl pişirdim? Aynen. Şimdi pergel prodüksiyon. Bunu şöyle sıkıştıracağım. Sıkışıyor zaten ya. Denedin mi? Oo. He. Tam oturdu. Bak. Dostum çember pişirdi. Dostum çember pişiriyor. Huhu. Ne dedi? Şimdi burada evet teker teker birim karelerin sayısını sayabiliriz ama bu şöyle bir soru çıkartıyor. Bak mesela şurada birim karenin neredeyse 3'te 4'ünü almış mesela çember. 1 bölü 4'ünü almamış. Bunlara evet. Ne yapacağız gibi sorular çıkartıyor. Ben birazcık daha basit bir problemle uğraşmak istiyorum. Bak şimdi bu kareli düzlemde koordinat sistemini bu aldığımda hem x koordinatı hem de y koordinatı tam sayı olan noktalar. Aslında her biri bu kareli düzlemde karelerin kenarları olan noktalar değil mi? Evet. İşte biz bu noktalara matematikte kafes noktaları diyoruz. Videonun geriye kalanında bu kelimeyi çok kullanacağımdan en başta tanımlayayım. Hani mesela şurası da bir kafes noktası mesela. Buradaki gördüğünüz bütün kesişim noktalarına biz kafes noktası diyoruz. Neden böyle bir ad konduğunu bilmiyorum. Ama şimdi bak bu çembere baktığında bunun içindeki birim karelerin sayısı da aşağı yukarı içindeki kafes noktalarının sayısına eşit olacak. Birebir aynı sayı olmayacak ama hani teker teker acaba bunu alsak mı bunu almasak mı diye uğraşmaktan daha rahat. Bunu çok daha rahat sayarsın. Hani teker teker sayalım. Burayı hızlandırırım. Şöyle mesela. Şurada bir tane nokta var sadece. İçeri girmiş. Sonra bak şu mesela. Bak ne görüyorum. Şu nokta, hatta şu noktayı göstereyim direkt. 3,4 noktası direkt bu çemberin üzerinde. Neden? Çünkü 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesi. Ve bu yavaş yavaş şeyle alakayı da kurdurtuyordur diye düşünüyorum. Yılbaşıyla alakayı da kurdurtuyordur diye düşünüyorum ama. Değil mi? Yavaştan. Yavaştan. Yavaştan şey yapalım. Bak mesela bu satırda 1, 2. O zaman N5 81'miş abi. Ve şimdi 81 bölü 25'e bir bakalım. Aşağı yukarı 81 bölü 25 kaç eder? 3 artı 6 bölü 25 eder değil mi? Evet. Pi'ye çok yakın oğlum. Bayağı yakın yani. Yeterince 6 bölü 25 yakın. Kaç oluyor? Hiç umurumda değil. 3.24. Yeterince yakın yani. Gitgide yakınlaşacak. Yakın. R büyüdükçe bu daha da iyi bir yaklaşım olacak. Evet. Ve hatta ben diyeceğim ki pi eşittir limit r sonsuza giderken bu nr fonksiyonu bölü r kare. Şimdi
Ben böyle deyince bu herkesi ikna eder. Sonuçta hani gitgide kareler küçülecek ve gitgide bu nereye gerçekten bu çemberin alanına daha da yaklaşacak vesaire. Ama hani gerçek kalkülüs delillerini direkt böyle bir eşitlik tatmin etmeyecektir. Bunun ispatını görmek isteyecektir gerçek kalkülüs delilleri. Çok merak ediyorsanız arkadaşlar bakın. Bu kafes noktalarının her biri kendisinin sol altında kalan şeyi temsil etsin. Sol altında kalan birim kareyi temsil etsin. Mesela şu noktanın temsil ettiği kare bu, tamam mı? Bu noktanın temsil ettiği kare bu vesaire. Yani atıyorum şurada eksi 3, eksi 4 noktası var. Onun da temsil ettiği kare bu falan filan. Yani bu şeylerin hepsi sallıyorum. Hani R artı 1 olmak zorunda değil. Çok sallıyorum. R artı 3 R artı 3 yarı çaplı çemberin içinde olacak. Yani burada 3 yerine yeterince büyük bir şey koydun. Ki 1 çalışır mı çalışmaz mı emin olmadığımdan. 2 de yazabilirsin, 3 de yazabilirsin fark etmez. R artı 3 yarı çaplı çemberin içinde olacak. Bu şeylerin temsil ettiği tüm birim kareler. Evet. Yani bu da şu anlama geliyor. Pi parantezinde R artı 3'ün karesi R artı 3 yarı çaplı bir çemberin alanı değil mi? Bu kesinlikle nr'den büyük. Ve yine aynı şekilde şey de diyebilirsin. Yine tamamen 3 burada salladığım bir sayı. Bunun boyadığı tüm şeyleri düşündüğünde, bunun boyadığı tüm birim kareleri düşündüğünde bu birim kareler pardon. Bu yanlış oldu. R eksi 3 tamamen sallıyorum yine bu sayıları. R eksi 3 yarı çaplı bir çemberi dolduracak ve taşıyacak mesela. Yani o yüzden bu eşitliği kesinlikle söyleyebilmemiz için söylüyorum. Şimdi her iki tarafı R kareye böldüğümüzde hocam bu şu anlama gelecek. Pi parantezinde R artı 3 bölü R'nin karesi büyüktür. Nr bölü R kare o da büyüktür. Pi parantezinde R eksi 3 bölü R'nin karesi değil mi? Şimdi R'yi sonsuza götürdüğünde şu sana pi vermeyecek mi? R bölü 3 bölü R direkt 1 oluyor çünkü. Bak bu pi verecek. Bu da pi verecek. Çünkü R eksi 3 bölü R de 1 olacak. Sandviç teoremi sonrası. Evet. Sıkıştırma teoremi. Yani demek ki gerçekten şunun oranı pi'ye eşitmiş. Bana inanmıyorsanız diğer bütün kalkülüs kanallarına inanırsınız. Biz orada integrali n'i değişken zannettik diye bize inanmayın tabii. Burada size şunu sandviçle falan cart curt gereksiz adımlarla ispatlayacak başka kalkülüs kanalı ben bilmiyorum ki bu hayatta. ben bilmiyorum ki bu hayatta. Neyse. Sonuç olarak şu eşitlikten eminiz. Ve dediğim gibi burada nr de r yarı çaplı çemberde yarı çarplı R yarı çarplı çarplı çemberde çemberin içinde kafes noktası sayısı. Ne kadar uykumuz var değil mi ya? Çiğim bir yerde dedim. Çiğim bir yerde ya. Tamam. Çok acıktım. Ne yiyeyim? Bilmiyorum gerçekten çok acıktım. Neyse şimdi pi'yi hesaplamak için bu kafes noktalarının sayısını saymak şu anki tek ihtiyacım. Ve buradaki şu kare olayından da bunun yılbaşı teoremiyle bir alakası olacağını aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü eğer ki sizin kafes noktanız herhangi bir atıyorum n yarıçaplı çemberin üzerindeyse koordinat sistemi çiziyorum onun üzerine bir çember. Orijin merkezli. Ve yarı çapı da n olsun tamam mı? Şimdi sizin herhangi bir kafes noktanız AB diyelim. AB bu n yarı çaplı çemberin üzerindeyse bu şu anlama geliyor. A kare artı B kare eşittir R kare demek bu. N kare. Burada yarı çapı N olarak aldım çünkü. Hatta Serhat bir önceki videoda daha doğrusu bir önceki videoda mı bilmiyorum ama bir önceki çekimde ben bir şeyi ispatlamaya çalışırken bu ifadeyi görünce aa çemberden bir şey yapabilir miyiz demişti. Ben de demiştim ki Allah'ın AYT'cisi. Ama burada gerçekten çemberden bir şey yapacağız yani. Çemberle yılbaşı teoreminin bağlantısını kuracağız. Ama nasıl? Şu şekilde hocam. Şimdi şöyle bir çemberin içindeki tüm kafes noktalarının karakterini değerlendirmeni istiyorum. Mesela şu noktaya bakalım abi. Bu noktanın koordinatları ne? 1, 3. Yani 3, virgül, eksi 1. Ama sonuç olarak bu şey.
3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir kökonun karesi denklemini sağlıyor. Evet. Değil mi? Yani bu kökon yarıçaplı bir çemberin üzerinde. Aynen. Baştaki çemberimizi değerlendirelim. Çok iyi olmadı mı? Bedava genel çember. Olarak şu çemberin içindeki tüm kafes noktaları sırasıyla 0 yarıçaplı, 1 yarıçaplı, kök 2 yarıçaplı, kök 3 yarıçaplı, kök 4 yarıçaplı, kök 5 yarıçaplı vesaire. En sonunda da kökre kare olsun abi. Aynen böyle. Bu yarıçaplı çemberlerden birinin üzerinde bulunmak zorunda. Evet. Çünkü bak şunun içinden rastgele bir AB noktası al, tamam mı? Bu bir kafes noktası olsun. Oku daha düzgün bir yere çizeyim. Bu kafes noktası AB ise o zaman A kare artı B kare de bir tam sayı. Ve artık bu hangi tam sayıysa bu A virgül B noktasının bulunduğu çemberin yarıçapı kökre. Kök N. Evet. İşte bu köken de şu sayılardan biri olmak zorunda. O zaman sorumuz şuna dönüştü. Sırasıyla 0 yarıçaplı, 1 yarıçaplı, 2 yarıçaplı vesaire r kareye kadar tüm kareköklü sayıların yarıçapına sahip olan çemberlerin üzerinde kaçar tane kafes noktası olduğunu bulursam ve sonra 0'dan r kareye kadar bütün bu sayıları toplarsam n-r'yi bulmuyor muyum? Buluyorsun. Evet, buluyorum. Peki bunu nasıl bulacağız? Aynen, bunu nasıl bulacağız? Ve burada işte yılbaşı teoremi devreye giriyor. Çünkü biz bir önceki videoda, ha bir de yeganelik ispatını yapınca tabii ki. Yeganelik ispatını yapmadan onu yapamazsınız. Ama yeganelik ispatını yapmadan bile şunu bilirsiniz. Hocam, kök 3 yarıçaplı çembere odaklan. Kök 3 yarıçaplı çemberin üzerinde bir AB noktası olsun. Bu A kare artı B kare eşittir 3 demek değil mi? Evet. 3 mod 4'te kaç? 3. Aynen. Peki böyle bir, ya P, 3 aynı zamanda asal değil mi? Evet. Peki böyle bir asalın A kare artı B kare formunda yazılması mümkün mü? 1 ise mümkündü, 3 ise mümkün değil, evet. İşte o yüzden mesela kök 3'ün üzerinde direkt 0 tane kafes noktası olduğunu söyleyebiliyorsun. Bu sayma problemini çözmeye çok yaklaştık. Çok iyi. Yani bir sürü incelememiz gereken şıkkı direkt geliyor. Aynen. Veya mesela kök 5 yarıçaplı çemberin üzerinde kaç tane kafes noktası var diye soruyorum mesela. Bu A kare artı B kare eşittir 5 denklemini çözmemi gerektiriyor. 5 ise 1 mod 4 bir asal. Öyle değil mi? Evet. Demek ki bunu sağlayacak bir çözüm var. Ve tam olarak bir çözüm olduğunu biliyorsun. Evet. Hani o da 1,2 ikilisi. Yani 1'in karesi artı 2'nin karesi eşittir 5 olarak yazmak zorundasın. Başka seçeneğin yok. Başka hiçbir şekilde bu ikisi de pozitif tam sayı olacak ve kendi aralarındaki yer değiştirmeleri önemsenmeyecek şekilde şu denklemin tek çözümü bu. Ha, bunun tek çözüm olduğunu nereden biliyoruz? İşte bunu geçen haftaki Eren bu videonun sonunda anlatacak size. Geçen haftaki videonun ikinci bölümü asıl olarak orasıydı. Biz onu şu an uzatıyoruz böyle. Ama şöyle bir şey var. Bu kök 5 yarıçaplı çemberin üzerinde sadece bir tane kafes noktası olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bak bu 1,2'nin evet bir kafes noktası olduğu kök 5 yarıçaplı çember üzerine bir kafes noktası olduğu anlamına gelir ama 2,1 de aynı durumu sağlar. Ve bunların sadece birincisini eksiyle çarp, sadece ikincisini eksiyle çarp, ikisini de eksiyle çarp. Toplam 8 tane siz kafes noktası buldunuz bu çemberin üzerinde. Ama sonuç olarak siz şunu biliyorsunuz. P bir asal olsun. Yılbaşı teoremi diyor ki P denktir 1 mod 4 ise kök P yarıçaplı çemberde 8 kafes noktası var. Öyle değil mi? Evet. Ve P denktir 3 mod 4 ise o zaman da kök P yarıçaplı çemberde 0 kafes noktası. Oğlum şu an problemi çözmeye ne kadar yaklaştığımızın farkında mısın? Sadece bunlara bakacağız. Mod 4 cinsinden şeylerine bakacağız. Ama bu şu an sadece
asal sayıları elememizi sağladı. 2'yi de kendin sayarsın. Ya 2'yi tam karelerin toplamı olarak sadece 1'in karesi artı 1'in karesi diye ifade edebilirsin. Bunu ve ikisini de eksiyle çarp. Kök 2'lik çemberin üzerine 4 tane kafes noktası olduğunu sen biliyorsun mesela. Aynen. Değil mi? Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Evet öyle. Birlik çemberin üzerine var mı kafes noktası? 1,0 var. -1,0 var. 4 tane var bunun üzerinde de. Sıfırlık çemberin üzerine bir tane var falan filan. Gibi. Hani 3, 5 gibi sayıları falan da biliyoruz da 4'ü, ne bileyim atıyorum 6'yı, 12'yi vesaire bu sayıları nereden bileceğiz? Şimdi bu sayıların da üzerinde, çemberin üzerinde kaç tane kafes noktası olduğunu hesaplamamız lazım. Öyle değil mi Serhat? Öyle. Şimdi bunu yapmanın çok acayip bir yoluna gireceğim. Ve bu yola girdiğimde aslında geçen gün yayınladığımız videoda ben ispatları Wikipedia'dan gezerken demiştim ya, hayır kesinlikle Gauss meselesine giremem. O meseleye gireceğim. Şu an o meseleye giriyorum. Ya anlattım anlatmasına ama 2 saat sürdü. Şakasız 2 saat sürdü. O yüzden onu ayrı bir video olarak değerlendirmek zorundayız. Ama siz şu ana kadar anlattıklarımdan pi ile alakalı o eşitlikle yılbaşı teoremi arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Daha önemlisi de pi ile alakalı bu eşitliğin o güzel ispatının ortaya çıkması için mutlaka yılbaşı teoreminin yeganelik kısmına ihtiyaç olduğunu da anlamışsınızdır. Yani yılbaşı teoremi bize asal sayılar için o hesabı nasıl yapacağımızı söylüyor. Ama diğer tüm sayılar da asal çarpanlarına ayrılabildiği için oradan yola çıkarak diğer sayıların da bunu kaç farklı şekilde yapabildiğini hesaplayabiliyoruz. Ama işte o hesabı nasıl yapacağımızı anlatmak 2 saat sürdü. Onu da artık bu video serisinin 3. bölümü yapalım. Çünkü mümkün değil onun buraya sığması. O yüzden ben artık bu videoyu daha fazla işgal etmeden sözü asıl söz sahibine, yani geçen haftaki Eren Kesim'e bırakmak istiyorum. Sonuçta bu bir devam videosuysa devam eden o yani. Hadi bakalım. Şimdi sırada yılbaşı teoreminin yeganelik kısmının ispatı. Tamam mı? Arada yiyelim böyle buradaysanız. Olur, çok iyi olur bu arada. Tamam mı? Hadi size kolay gelsin. Ben bir de bana çok teşekkür ederiz. O zaman bence bu zamanı kullanarak şeyi anlatmak istiyorum ben. Tamam. Bak mesela liste yaptık ya. İki kare toplam olarak yazılabilen sayılar listesi. Asal sayılar listesi. Beşi 1'in karesi artı 2'nin karesi diye yazdım. Bu yeni kalemmiş. Eskisinden devam edeyim. Böyle yazdım. Sonra 13 mü yazdım? Değil mi? 2'nin karesi artı 3'ün karesi olarak yazdım vesaire. Bu yazımlar tek türlü mümkün. Ya mesela 13'ü 2'nin karesi artı 3'ün karesi şeklinde yazdın ya. 2 ve 3 dışında başka bir şeyin karesi artı bir şeyin karesi diye yazamazsın. Mümkün değil. Yegane yani. Yani tamam, en az bir tane olduğunu ispatladık ama yegane aynı zamanda. Yegane olduğunu ispatlamak herhalde daha kolaydır. Bakmadım ispatına. Vahid ispat. Ama 10 dakikada yaparım diye düşünüyorum. Yapar mıyım? Şu, benim bence al bence şu an. Abi. Yapar mıyım abi 10 dakikada onun ispatını? Yapar mısın? Yaparım ya. Ben inanıyorum. Hadi gidelim, başlıyorum. Noel şapkasının uğruna. Diyelim abi P hem A kare artı B kare diye yazıldı. Hem de C kare artı D kare diye yazıldı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çemberden. Ne çemberi? Yan aklıma pardon. Allah'ın ayet acısı ya. Ya. Şöyle yazsam tamam mı? BD'nin karesi dediğim ifadeyi buradan iki farklı şekilde ifade etmeye çalışacağım ben. Bir tanesi D kare parantezinde P eksi A kare, öyle değil mi? Aynen. Bir de B kare parantezinde P eksi C kare. Bu ikisi birbirine eşit o zaman. Evet. O zaman buradan geleni yazıyorum. P d kare eksi a kare d kare eşittir P b kare eksi b kare c kare, değil mi? Bakayım be. Ha tamam, evet. Tamam. Şimdi P'yi buradan şey diye alsam. P parantezinde b kare eksi d kare yazsam şurada. Bunlar da b c'nin karesi eksi a d'nin karesi geldi, değil mi? Aynen. Şimdi şunu da şey olarak yazsam, iki kare farkı olarak yazsam. Yes. P parantezinde B kare eksi D kare eşittir B C eksi A D B C artı A D geldi mi? Evet. Şimdi P bir asal olduğuna göre bu ikisinden en az birini bölmek zorunda.
Evet. Tamam, şimdi buradan nasıl bir çelişki getireceğiz diye bakıyorum. 2P artı 2BC artı 2AD sayısı da karelerin toplamı olarak yazılabilecek. Yazıldığı karelerin toplamı... Gidip bakayım. Ayşe'lik korktum şu an. Ben patladım mı şu an? Oğlum ya, buradan çelişki gelse çok güzel olmaz mıydı? Bence ben patladım şu an. Yani çok iyi gitmiyor muydu şuralar? Ya bak mesela şeyi düşüneceğim. Bak. Aha. Şu şöyle bir şey var. Ve ben bu özelliği kullanmaya çalışıyorum. A kare artı B kare ve C kare artı D kare sayılarının çarpı, tamam mı? İki tane iki karenin toplamı olarak yazılabilen sayı. Evet. Şimdi bunların çarpımı yine iki tane karenin toplamı olarak yazılabilecek. Benim iddiam o. A kare artı B kare, C kare artı D kare çarpımı AC'nin karesi artı AD'nin karesi BC BC. Tamam. AC'nin karesi, AD'nin karesi, BC'nin karesi ve BD'nin karesi şeklinde ifade edilebilir. Şimdi abi ben bunu yine iki tane karenin toplamı olarak yazmak isteyeceğim. Bunu da nasıl yapabilirim biliyor musun? AC ile BD'yi AD ile BC'ye eşlesem, birinin arasına artı, diğerinin arasına eksi koysam, onların açılımında 2ABCD'ler 1 artı 1 eksi olacak, birbirini götürecek. Anladın mı bak? Evet. Bak, şimdi AC artı BD'nin karesinden gelecek olan terimler AC kare, BD kare artı 2ABCD. Bir de AD eksi BC'nin açılımından gelecek terimler AD kare, BC kare ama eksi 2ABCD. O yüzden bak, herhangi iki tane iki kare toplamı olarak ifade edilebilen sayı alırsam o da yine iki karenin toplamı olarak ifade edilebilir. Hem de iki farklı şekilde ifade edilebilir. Çünkü bunu AC eksi BD'nin karesi ve AD artı BC'nin karesi diye de yazabilirsin. Bunda tamam mıyız? Hemfikir miyiz? Bunu anladım şu an. Aha, bak şimdi. Değil mi? Evet. Tamam. Yine aynı çelişki gelecek. A bölü D de bu sefer şeyler değişmedi mi? Şu yukarıdakinden fark olmadı mı? Bakalım şimdi. Bu her şeyi yaptığımız her şeyi baştan bir ifade edelim. Tamam mı? Tamam. Şöyle temiz kafayla. Şimdi bak. Diyelim ki P aynı anda hem A kare artı B kare diye yazılmış hem de C kare artı D kare diye yazılmış. Amacım burada AB ikilisiyle CD ikilisinin birbirlerinin aynısı olduğunu göstermek. Bunun için yapmayı düşündüğüm şey şu oldu. P'yi, yani bu denklemleri şöyle iki farklı denkleme indirgiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bunlardan birini D kareyle, birini B kareyle çarparak P cinsinden yeni şeyler elde edebiliyorum. BD dediğim ifadenin karesi, birinci denklemi D kareyle çarparsanız D kare parantezinde P eksi A kare geliyor. Ama aynı şey B kare parantezinde de P eksi C kareye denk geliyor. Şimdi bu iki denklemin birbirine eşitliğini göz önüne alırsanız çıkaracağınız denklem şu. Bunu da iki kare farkı olarak yazarsanız BC artı AD BC eksi AD gelir. Ve bu P çarpı bir şey. Demek ki P bunu bölüyor. Ama P bunu bölüyorsa bu iki ifadeden birini bölmek zorundadır. Bak şöyle düşün. P var, tamam mı? Bir asal sayı var ve iki sayının çarpımını bölüyor. Şimdi bu iki sayının ayrı ayrı çarpanlarının ayrılışını düşün. Bunun içinde de P yok, bunun içinde de P yok. Çarparsam çarpımın içinde de P olmaz değil mi? P en azından bir tanesinin içinde bulunmak zorunda. Evet. Yani P sayısı şu iki çarpandan birini bölmek zorunda. Mecburen. Bu iki duruma ayırıyor benim meselemi. Birinci durum P'nin
BC artı AD sayısını böldüğü durum. İkinci durum da P'nin BC eksi AD sayısını böldüğü durum. Şimdi ben bunlardan bağımsız olarak bir de şu denklemi yazdım. Dedim ki P kare eşittir A kare artı B kare ve C kare artı D kare diye ifade edebiliyoruz ya. Hı hı. Bu A kare artı B kare, C kare artı D kare ifadesini ben ne olarak yazabileceğimi gösterdim. İki tane ifadenin toplamı olarak yazabileceğimi gösterdim. İki karenin toplamı olarak yazabileceğimi gösterdim. O da buradaydı. Onu yeniden bir yapayım, yazayım. Yazıyorum. AC eksi BD'nin karesi artı AD artı BC'nin karesi. Böyle yapabileceğimi gösterdim değil mi? Evet. Hatta bir tane daha eşitlik getirdik. Aynı mantıkla. AC artı BD'nin karesi artı AD eksi BC'nin karesi. Şimdi bu iki durumda bu denklemleri ayrı ayrı inceleyeceğiz. Çünkü bunların getirdiği güzel şeyler var. Bak birinci durumda P dediğin sayı BC artı AD'yi bölüyor. Ve bak burada bunu da belirtmek lazım. Ben burada A, B, C, D sayılarını pozitif tam sayılar olarak alıyorum. Aynen. Çünkü negatif tam sayı ise C, pozitif ile değişti. Hiçbir şey fark etmez ki yani. Değişmiyor yani karesi sonuç olarak. Evet. O yüzden şimdi burada BC artı AD'nin alabileceği değerler. 0, P, 2P, 3P falan filan diye gitmiyor mu? Bak şimdi şuraya. BC artı AD'yi burada nerede görüyorsun? Bak şurada görüyorsun değil mi? BC artı AD. Bak bu 0 olursa, bak buna 0 olduğu durumdan başlayalım. Bu 0 olursa P kare eşittir. AC eksi BD'nin karesi olmuyor mu? Evet. O zaman bak BC artı AD eşittir 0 ise o zaman P kare eşittir. AC eksi BD'nin karesi geldi buradan. Değil mi? Buradan aslında buna hiç gerek yok. Hani tamam bu eyvallah tamam. Ama benim umursadığım şey aslında bu değil. Benim umursadığım şey şu. Hatta ben niye böyle bir şey yaptım? Bu sayı sıfır olamaz ki. Pozitif demedik mi abi? Benim beynim yanmış. Evet. Hiç de uyarmıyorsun. Kafa gitti be. Benim de kafa gitti oğlum. Sıfır olamaz herhangi bir şey. Aynen böyle bir durumu incelememe gerek bile yok. P'yi incelemeyi birazdan bırakacağım. 2P, 3P gibi durumlar olursa ne olur diye bakın. Mesela 2P olursa AD artı BC'nin karesi 4P olmaz mı? 4P kare. 4P kare. 4P kare artı bir şey P kare olabilir mi? Artı eksi pozitif bir şey. P kare yok olamaz. 9P kare artı bir şey P kare olabilir mi? O zaman direkt P. Aynen. O zaman bir tek P'yi incelemem lazım. Eksi P olmuyor zaten. O pozitif olacak dedik. Bir tek P olabiliyor. Tamam. BC artı AD eşittir P dedim o zaman. Tamam çok güzel. Şimdi o zaman P kare artı bir şey P kare ise bir şey kaçtır? 0. Çok iyi değil mi? AC eksi BD eşittir 0 geldi mi? Aynen. O zaman AC eşittir BD geldi mi? Geldi abi. Bak bunu sen ne olarak yaz biliyor musun? A bölü D eşittir B bölü C olarak yaz tamam mı? Çok iyi. Ve buradan da şey yaz. A eşittir DK olsun. Bu orana K desen. Tamam. A eşittir DK. B de eşittir CK olsun. Şimdi A kare artı B kare eşittir C kare artı D kare olduğunu bilmiyor muyum? Biliyoruz abi. A ve B yerine yeni ifadeleri yazarsam ve ortak çarpan parantezini alırsam böyle saçma bir şey gelmez mi? Eğer C kare artı D kareleri sadeleştirirsen K1 gelmez mi buradan? Geldi abi. K1 ise o zaman aslında A kare artı B kare dediğim sayı ile C kare artı D kare dediğim şey. Yani AB çifti ile CD çifti aynı değil midir? Evet. Yani bu durumda ispat bitti şu an. Şimdi ikinci durumu yazmaya yer bırakmamışım. İkinci durum da P'nin BC eksi AD'yi böldüğü durum. Bak BC eksi AD nerede? Burada. Ters olarak yazılmış. Aynen. Şimdi BC eksi AD farklı olarak benim pozitif mi negatif mi bilmediğim bir ifade. Ama alabileceği değerlere bakalım. Artık bunun eksi 2p, eksi 3p ya da artı 2p, artı 3p gibi şeyler alamayacağını biliyorsunuz. Evet. Çünkü o zaman 4p, 9p kare gibi bir ifade oluyor. Pozitif bir şeyle toplayarak p kareyi elde edemezsiniz. Eksi p, artı p. Aha. Burada bunun alabileceği 3 değer var. Eksi p, 0 ve p. Şimdi bu eksi p ya da artı p olursa. Şurası p kare. P kare artı bir şey, p kare ise bir şey kaçtır? 0. AC artı BD pozitif bir sayı değil mi? Nasıl 0 olsun? İmkansız. O zaman eksi P ile artı P ile sildim mi? Bir tek 0. O zaman BC artı AD yine BC eksi AD yine 0 olmak zorunda kalıp BC eşittir aynen. AD eşittir ulaşmadım mı? Ve zaten bunu da yine aynı şekilde B bölü D
eşittir. A bölü C diye yazamaz mıyım? Yazamazsın. Bu oranı da K desem. A kare artı B kare eşittir. C kare artı D kare eşitliğinde A ve B yerine C, K, D, K yazsam sırasıyla. Bu yine K kare parantezinde C kare artı D kareyi C kare artı D kareye eşitlemez mi? Eşitler abi. K'da bir gelmedi mi yine? Gelir. Burada şey yapmak lazım. Kareyi çiziyorum, ispat kutucuğunu çiziyorum. İspat kutucuğunu çiziyorum oğlum. Ne? İspat kutucuğunu çiziyorum. Ne demek ispat kutucuğunu çiziyorum? İspat kutucuğunu çizdim oğlum. Hocam şuraya da çizer misiniz? Ortasına da D yazmamı ister misin kırmızıyla? Kesinlikle. Nerede? Ha burada tamam. Beni mühürle. Hiç belli olmuyor ama yapacak bir şey yok. Ben görüyorum hoca. Ben görürüm. Görünüyor bu arada. Kolumu döndüre... Oldu. P mi? Ne? Ne demek P? Perincesi? Perincesi? Ne? Perinçek mi? Hocam doğudan bahçeli erik kalkıyor mu? Abla inanılmaz bir insan. Ya. Gerçekten ya bakın şu an mekan kapanıyor. Hani bakın tuvaleti temizledi, ortalığı topladı falan ve bize yaklaşık 20-30 dakika fazladan verdi. Ve ben de o aralıkta ispatı yaptım. Evet. İspatın şey kısmını, teklik kısmını yaptım. Bunlar İstanbul'da yok arkadaşlar. İstanbul'da sizi kovuyorlar. Ankara insanının samimiyeti bu. Ya gerçekten mekan sponsorluğu için Simit Sarayı ablaya direkt çok büyük bir teşekkür ya. İnanılmaz bir şey gerçekten. İsmini öğrenmeliyiz. Evet. Abi bir fotoğraf çekinip topluluğa yüklesek selfie çekinip. Olabilir. Çok iyi olur bu arada. Kahverengi kağıtları satsak kaça alınır? Nasıl satsak? Number 5 yapıyor. Aaa. Korkmasın. Bir şey diyeceğim bak benim aklıma ne geldi biliyor musun? Hı. Çekiliş yapma mesela. Hani kanalda çekiliş. Abi bence bunlar çekiliş yapılır ya. Direkt yapılır abi işte onu diyorum yani. Bir şeyin çekilişini yapalım. Maç kaç kaç olmuş bu arada? Telefondan aa, bakayım mı? Abi sen baksana be. Maç bitti mi biz burada bir çekim alırken? Aa, ha, daha yeni mi başladı? 30 dakikalarda. Baksana be. Maç kolik var mı sende? Hayır. Ne? Kavga mı çıktı lan yoksa? Ertelenmiş mi? Reportedly being cancelled. Hayda. Maç mı ertelenmiş? Reportedly being cancelled diyor. Niye? Niye? Abi bunu kameraya göstereyim. Allah Allah. Şu an biz bunu yeni öğreniyoruz. Kavga falan mı çıkıyor? Hayır hayır. Futbolcular Atatürk tişörtüyle sahaya çıkmaya çalışmış. Buna izin verilmemiş. Oyuncular da biz oynamıyoruz demişler. Allah Allah. Maç Suudi Arabistan'da mı oynanıyormuş? Şurada gördüğümüz tayfa Galata tayfa mesela gidiyorlar şu an. Şurada gördüklerimiz. Maç Suudi Arabistan'da mı oynanıyormuş? Ben hiç bilmiyordum. Galiba öyle. İzin vermeyen Suudi Arabistan'dan bir insan mı o zaman? Buna bakalım mı ya? Buna bir bakmak lazım. Şey gibi hissediyorum. Bir spor müsabakasıyla alakalı bir gelişme mi oldu? Üzgünüm hanım. Üzgünüm hanımlar. Chopin dinlerken Tolstoy okuduğum için çok meşguldüm. Aynı şehirde olan iki futbol takımı her sene karşılaşıyorlarmış. Öyle bir şey. Baştan yapması o kadar komik ki. Yavaştan aşağı inelim ve bence ablayı mutlaka bulalım. Evet. Mutlaka bulalım. Ablayı bulalım. Nerededir acaba şu an? Abla çok teşekkür ederiz. Evet toparlandık. Çok teşekkürler. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz sizinle? Bir fotoğraf çekilebilir miyiz sizinle? Çok teşekkürler. Nerede çekiliyor? Şöyle ortamıza gelin. Tabii bir hatıra bir anı kalsın. Okulu bitirdikten sonra hayırlı bir iş kursunuz. Kesinlikle. Ve sizin gibi bütün bekleyenler yeni yılda yeni umutlarla herkesin yönüne göre her şeyi versin. İnşallah. Hepimizin çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Mükemmel. Oğlum, kayıt alıyor musun şu an? Evet abi şu an. Vay be. Özlüyorum. Olmaz ya. Derincesini seviyorum. Ankara'yı da seviyorum.
bu videoyu hem mümkün kılan hem de değerli kılan şey benim için Naide abla. Ve o yüzden videonun şu anki parçası benim için temel içeriği kadar değerli. Önemli olan az önce orada yaşanan sohbet, orada Naide ablanın söyledikleri benim için şu an. Bugünün temel kazancı o. Ya bir de mesela hani dükkan kapanacak falan diye böyle hep geliyor. Ben şimdi gidiyorum. Siz çok gözükmeyin. 10 dakikaya gidin tamam mı falan diyor. Abi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben Ankara'yı böyle şeyler için seviyorum. Buna benzer yerler küçük şehir samimiyetidir. Ama Ankara ilginç bir şekilde Türkiye'nin en büyük ikinci şehri olmasına rağmen onun o küçük şehir evet küçük şehir samimiyetini içinde barındırıyor. Şey var ya şunu da söylemek lazım tabii. Ulus Kalesi diyorsun. Bir sokakta dünyanın en tatlı işletmecileri, esnafları seni kanatlarını gerip güven altında tutacak insanları var. Bir alt sokakta Ankara'nın bütün tantanacıları, dızcıları var yani. Evet. Şimdi Ulus öyle bir yer. Ama hani nüfusun 4,5 milyon olduğu bir şehirde bundan kaçmanız çok zor. Efendim? Çekim alıyoruz. Çekim. Muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Kayda alalım. Muhabbet ediyoruz, onu da kayda alıyoruz. Nasıl? Ben mesela 4 sene İstanbul'da lise okumuş bir insanım. Karakterimin şekillendiği yer Kadıköy benim. Kendimi hala Kadıköylü olarak tanımlayabilirim yani. İstanbul'da gerçekten severek yaşayan nadir insanlardandım. Neden? Çünkü Kadıköy'de oturuyordum. Evim okulum dip dibeydi yani. Ben ulaşımı hobi amaçlı yapıyordum İstanbul'da. Zorunda kalmıyordum her gün 30 saat yol çekmeye. Okuldan eve yürümek 7 dakikaydı. 7 gerçekten hani. Bu yüzden İstanbul benim için yaşanılabilir, yaşanır bir yerdi. Çok keyifliydi. Türkiye'nin bütün kültür odaklarının konsantre olduğu yer yani. Bu küçümsenecek, azımsanacak bir şey değil. Ve bu yüzden üniversiteyi Ankara'da okuma kararını vermek benim için çok zordu. Ben Mayıs ayına kadar böyle bir şey aklımdan bile geçirmiyordum. Hani benim için üniversitede konusunda en büyük öncelik İstanbul'da olmasıydı. Sonra belli başlı sebeplerden ötürü bu kararım değişti. Ankara'da okumamın benim için daha iyi olacağına kanaat getirdim. Ama bu kesinlikle Ankara'nın kendi şehir yapısıyla ya da artık İstanbul'dan bıkmamla alakalı değildi. Ben İstanbul'u hala seviyorum. Daha çok bu illerde bulunan üniversitelerin son dönemlerde yaşadıkları olaylarla alakalıydı yani. Şimdi detaya girmek istemiyorum. Hani Ankara benim için şeydi. Tek seçenek, geriye kalan tek seçenekti benim. Haziran ayına kadar ODTÜ hakkında, Bilkent hakkında hiçbir fikrim yoktu yani. Ama tercih dönemi başladığında önümde iki seçenek vardı. Onlar da ODTÜ ve Bilkent'ti. Ne Ankara'yı bilirim ne bu iki üniversiteyi bilirim. Araştırmaya başladım. Ve şu anda da ODTÜ'de matematik okuyorum. Ve hani belki bu konuda konuşmak için erken ama hissediyorum ki bu benim hayatımda aldığım en sağlam karardı. Yani iyi ki Ankara'ya gelmişim. İyi ki ODTÜ'ye gelmişim. Bu şehrin benim küçümsediğim kadar küçük ve hayatsız bir şehir olmadığını doğru bakan bir gözle buradaki hayatı görebileceğinizi ve belli başlı noktalarda İstanbul'dan çok daha zengin olduğunu anladım. Hani ben şeyi öğrendim burada. Ankara'nın neresine bakınca İstanbul'dan buraya gelince o eksikliğini çekeceğim hayatı canlılığı görebilirim. Bunu çok iyi anladım. Ulus. Ulusaymış. Bütün hayat ulusaymış. Ama hani daha önemlisi burada genel anlamda İstanbul'da olduğundan çok daha güvende hissediyorum kendimi. Aynen. Onu kaydı kapatıyorum elimde orada. Harbi mi? Bir de telefon şarjı lazım bana. O zaman bir kapanış mı yapsak? Ankara hakkında konuşuyorduk ya. Yeni yılınızı kutlarım.